akşamlar sevgili seyirciler. Bizler RT Akdeniz ekranlarında Hatay ve bölge gündemini, ülke gündemini farklı konu ve konuklarla ekranlarınıza taşıdığımız kadar unutulan ancak herkesi ilgilendiren konuları da farkındalık yaratmak adına RT Akdeniz ekranlarında farklı konuklarla ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz ocağın ilk haftası, ilk pazar gününden başlayan hafta Verem Eğitim ve Propaganda haftası olarak kabul ediliyor. Haftanın önemini, ne amaçlandığını konuşacağız. Verem hastalığını konuşacağız, tüberkülozu konuşacağız, nasıl bulaşır, tedavi süreci nasıl devam eder. Tüm bunları konuşacağız ama Hatay'ı da konuşacağız bunun içerisinde. Hatay'ı şöyle konuşacağız. Biliyorsunuz kamuoyunda bir takım söylentiler yayılmaya başlandı. Suriyeliler Hatay'da yaşamaya başladıktan sonra veremin arttığı yönünde söylemler çokça konuşulmaya başlandı. Bunu da konuşacağız. Stüdyo konuklarımız var. Önce onları tanıtalım sizlere. Doktor Gülnur Barucu, Hatay Tüberküloz İl Koordinatörü ve Doktor Hasan Zubaroğlu, Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şube Tabibi. Aramızda Sayın Barucu ve Zubaroğlu, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsterseniz önce hastalığın kendisinden başlayalım. Sonra haftanın amacıyla devam edelim. Hatay'da konuşacağız. Sizden Hatay'a dair bilgiler de isteyeceğim. Şimdi verem hastalığı nedir? Biraz bunun tarihçesinden başlayalım istiyorum. Verem hastalığı mikrobik bir hastalık. Bir mikrobakterium denilen bir mikrobu var. Mikrobakterium tüberküloz. İnsandan insana geçen bir mikrop bu. İnsandan hayvana değil, insandan insana geçiyor. Bulaşıcı bir hastalık sonuçta. Tarihi çok eskilere dayanıyor. Ta eski Mısır mumyalarında bile veremin belirtileri görülmüş, mumyalar incelendiğinde. Çok çok eski, milattan önceye dayanan bir tarihi var. Tarih içinde daha çok savaşlar yayılımını etkilemiş, toplu yaşanılan yerler, yaşam koşulları tüberkülozun oluşumunu, yayılmasını etkilemiş. Peki ne zamandan beri verem eğitim ve propaganda haftası kutlanıyor ve bu hafta içerisinde ne amaçlanıyor? Bizler programlarımızda farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz ve zannediyorum ki bu haftada verem dolayısıyla farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Neler söyleyeceksiniz? Evet. Bu yıl 70.sini kutluyoruz. 70. Verem Eğitim Propaganda Haftası. İlkini 1947'den itibaren Türkiye'nin öyle bir kararı oldu. İlk hafta, Ocak ayının ilk pazarıyla başlayan hafta Verem Eğitim Propaganda Haftası diye kutlanıyor. Amaç bu haftada hem verem hastalığıyla ilgili toplumun bilgi düzeyini arttırıcı faaliyetlerde bulunmak, eğitimler yapmak, toplumun farkındalığını arttırmak, konuyla ilgili farkındalığını arttırmak. Verem hastalığı ile ilgili ön yargılar eğer varsa onlara yönelik yine eğitim vermek. Hastalara elden geldiğince sosyal etkinlikler kapsamında yardımda bulunmak. Bunları amaçlıyoruz bu hafta için. Şimdi biraz daha detaya inelim ama detaya genelden başlayarak inelim istiyorum. Şimdi dünyada tüberkülozun durumu nedir? Türkiye'de nedir? Ve yaşadığımız Hatay'da tüberküloz nedir? Ve ayrıca şunu da cevaplandırmanızı isteyeceğim sizden. Hatay'da durum ne? Hem kamuoyunda bir farkındalık, bir bilinç var mı bu yönde? Ve hakikaten girişte de söylediğimiz gibi Suriyeliler Hatay'da yaşamaya başladıktan sonra, bizlerle beraber yaşamaya başladıktan sonra bu hastalıkta bir artış oldu mu gerçekten? Şimdi dünyadan başlayalım isterseniz. Dünya Sağlık Örgütü'nün son verilerine göre, 2015 yılı verilerine göre dünyada yaklaşık 10,5 milyon insan veremli. Ve maalesef bunlardan 1,8 milyonu da hala hayatını kaybetmekte. Verem tedavisi olan, mikrobu bilinen, tedavisi olan ve tedaviyle tamamen iyileşen bir hastalık. Ama ne acıdır ki hala veremden ölümler var, tedavisi bilinmesine rağmen. Bunda tabii sosyoekonomik koşullar çok etkili. Yandaş bazı hastalıklar, özellikle HIV virüsü, AIDS, bunlar çok etkili. Birlikte olduğu zaman ölüm riski çok çok artıyor. Yaklaşık dünyada 2 milyar insan verem mikrobunu taşıyor vücudunda. Ama taşıdığının farkında bile değil çoğu insan. Çünkü verem mikrobu vücuda alındığı zaman hemen hastalık yapmayan bir mikrop. Saklanır, fırsatçı bir mikrop. Uygun bir ortam bulduğunda ortaya çıkar. Bizim asıl korkumuz şu an dünyada çok ilaca direnç vakaları. Yani
düzensiz tedavi yapıldığında, bunları daha sonra konuşalım. Bazı durumlarda direnç oluşuyor verilen ilaçlara karşı. Bizim asıl sıkıntımız şu anda bütün dünyada bu. Türkiye'de durum ne? Türkiye'de yıllara göre tüberküloz azalıyor biliyorsunuz. Şu an Türkiye'deki verilere baktığımızda yaklaşık 11,5-12 milyon insan hasta, verem, 12 bin insan verem hastası. Yıllara göre azalıyor veremin görülme sıklığı. Ve şu anda dünyada çok iyi yerdeyiz. Yani dünyanın birçok ülkesine göre Türkiye çok iyi durumda. Dünyada verem görülme ihtimali olan yerler özellikle Asya, Pasifik ülkeleri, buralarda çok daha fazla. Afrika, buralarda diğer hastalıklarla birlikte olduğu için çok daha fazla görülüyor. Türkiye şu an çok iyi durumda. Hatta yavaş yavaş artık çiçek hastalığı gibi yavaş yavaş tamamen yok etmeye doğru inşallah gidiyoruz. Hatay'daki durumdan da Hasan Bey biraz bahsederse. Hatay'da yani şeye yine yıllara göre baktığımız zaman yıllara göre olumlu bir seyir var. Gittikçe vaka sayımız artıyor. En son yüzlerle ifade ediyoruz. Yani 100-200 arası vakamız, yeni vakamız çıkıyor her yıl Hatay'da. Bunların yani gerekli analizlerini yapıyoruz. Nereden bulaşmış, nasıl bulaşmış, sosyodemografik olarak hastalıkların özellikleri nelerdir, bunların tüm şeylerini, analizlerini yaptığımız zaman yani özellikle Suriyeli kapsamında Suriyeliler gerçekten Türkiye'ye, Hatay'a geldikten sonra Hatay'da bir artış var mı kısmında çok net bir şekilde ifade edebiliriz ki Hatay'a Suriyelilerden kaynaklı bir tüberküloz yükü gelmedi. Gelen vakalar baz alınarak hesaplandığı zaman düşüşümüz devam ediyor. Ne demek istiyorum? Yani vaka sayımızda bir artış var ancak beklenen kadar değil. Çünkü Suriyeliler de ciddi bir şekilde yaklaşık 500 bin bir nüfustan bahsediyoruz ilimiz sınırları içerisinde. Tüberküloz sıklığına baktığımız zaman Suriye'deki insidansla yani yeni vaka hızıyla Türkiye'deki yeni vaka hızı birbirlerine çok yakın. Yani aynı durumdayız. Bu yüzden genel yükümüzü arttırmadığını söyleyebiliriz. Yalnız bazı hani risk faktörlerimiz var tüberküloz hastalığı ile ilgili. Suriyelilerde risk faktörü açısından değerlendirdiğimiz zaman onların bazı risk faktörlerine evet daha çok yatkın olduğunu görebiliyoruz. Peki bu bahsettiğiniz durum Hatay halkı için ya da Hatay'daki bu veriler için bir sorun teşkil ediyor mu? Bunu söyleyebilir miyiz? Hayır. Yani bunu çok rahat söyleyebiliriz ki hayır. Yani normal hastalık öncesinde, Suriye olayları öncesinde ne durumdaysak, nasıl kontrol altında tutuyorsak şimdi tamamen kontrol altında tutabiliyoruz. Zaten Merhem Savaş dispanserlerimize ücretsiz olarak hastalıkla ilgili tanı, tarama, tedavi çalışmaları yapılıyor. Öncesinde de öyleydi, şimdi de öyle. Hem Suriyeliler hem Türklere yönelik tamamen ücretsiz hizmet veriliyor. Hasta ortaya çıktığı zaman kişinin çevresi inceleniyor. Gerekli tüm müdahalelerde bulunuluyor. Tüm yani yerli vakalarımız için de, yabancı vakalarımız için de aynı prosedürler geçerli. Ekstradan bir şey yapmıyoruz. Peki şimdi biraz daha detaya inelim. Dünyayı konuştuk, Türkiye'yi konuştuk, Hatay'ı konuştuk. Biraz da inersek hastalığın kendisini konuşalım. Tüberküloz nasıl bulaşır ya da nasıl bulaşmaz ve bununla beraber her tüberküloz hastası mikrobu bulaştırır mı? Bundan bahsedebilir miyiz biraz? Tüberküloz hava yoluyla bulaşan bir hastalık. Özellikle akciğer tüberkülozu olan kişiler bulaştırıcı. Her organda olabilir. Vücuttaki aklınıza gelen her organda olabilir. Dalakta, prostatta, karaciğerde, gözde, kulakta, her organda olabilir. Deride, her organda olabilir. Ancak bulaştırıcı olan akciğerde olan. Özellikle akciğer tüberkülozunda öksürük çok fazla ve öksürükle havaya yayılan o mikrop havaya yayılan bir mikrop tükürük taneciklerinin içinde havaya yayılıyor ve havalandırması olmayan kapalı ortamlarda özellikle bulaştırıcılık var. Eğer havalandırma varsa, yeterli havalandırma, doğal havalandırma varsa bulaşma riski yok.
Sadece kapalı ortamlarda öksüren, akciğer veremi olan hasta kişiyle yaklaşık bir 4-5 saat birlikte kalındığında bulaşabilen bir hastalık. Ve solunum yoluyla, ağız ve burun yoluyla alınıyor. Başka bir alınış şekli yok. Ama alındıktan sonra vücutta en zayıf olan organ o kişi için hangisi ise oraya yerleşiyor ve fırsatını bulduğu zaman hastalık yapıyor. Yani zannediyorum ki kişindeki direncin sağlamlığı ya da yeteri kadar dirençli olmaması vücudun bu hastalığın, mikrobun yer edinmesinde önemli bir rol oynuyor. Evet, vücudun direnci çok önemli. Kişinin bağışıklık sistemi çok önemli bu konuda. Hastalık ortaya çıkması için de çok önemli. Başka hastalıklar olması kişinin bağışıklık sistemi çok önemli. Giysiyle bulaşmaz, öpüşmeyle bulaşmaz, cinsel yolla bulaşmaz. Anneden bebeğe, hamile anneden karnındaki bebeğe bulaşmaz. Çünkü hava yoluyla bulaşan bir şey. Kişinin kullandığı bardakla, havluyla, kaşıkla, çatalla bunlarla bulaşmaz. Haşerelerle, sineklerle insandan insana taşınmaz. Sadece solunum yoluyla bulaşır. Peki, biraz çocuklara da değindiniz. Peki çocuk hastalardaki durum ne? Yani çocuk hastalar bulaştırıcı mıdır? Çocuk hastalarının hastalık seyri çocuklarda biraz daha farklı izliyor. Akciğerlere yerleşmesi biraz daha, hani akciğer dışındaki organları daha çok tercih ediyor çocuklarda. Bu yüzden zaten çocuklarda tanısal işlemler olarak hani balgamına yaymasına bakmıyoruz. Açlık mide suyuna bakılıyor. Dolayısıyla çocukların bir bulaştırıcılığından bahsedilmiyor. 12 yaşına kadar olan çocukların bulaştırıcı olmadığı kabul edilir. Ama geriye kalan yani 12 yaşından büyük erişkin hastalarda bulaştırıcılık akciğer, özellikle akciğer tüberkülozuyla oluyor. Bunu da yaymayla takip ediyoruz. Balgamını alıyoruz. Balgamda eğer hala o mikrobu görebiliyorsak bulaştırıcılığın hala devam ettiğini söylüyoruz. Ancak genelde tedavinin ilk günlerinden itibaren hemen bulaşıcılığını kaybediyor kişiler. Bulaşıcılık çok hızlı bir şekilde önlenebiliyor. Peki ne zaman bulaştırıcılık kaybolur? Hangi şartlarda? Yaklaşık tedavi olması lazım. Kişi tedaviye başlamışsa, verem tedavisine başladıktan sonra yaklaşık 3 gün içinde zaten o mikrop azalmaya başlıyor ve 20 gün içinde de bulaşıcılık tamamen hemen hemen kayboluyor. Bazen bu 1 aya 2 aya sürebiliyor ama kişinin biraz direnci, bağışıklık sistemi, aldığı mikrobun oranı bunlar önemli tabii. Ama genellikle 20 gün içinde bulaşıcılığın tamamen kaybolduğu kabul ediliyor. Şimdi iki sorum var. Bu bulaşıcılığın önlenmesi için tedavi süreci şart mı? Başka şartlar sağlandığı zaman bu bulaştırıcılık ortadan kalkar mı? Yani direncin daha sağlamlaşması yönünde, atıyorum, beslenmesine dikkat etse, yaşadığı koşulları düzenlese o bulaştırıcılık ortadan kalkar mı? Bu bir. Bir de bulaştırıcılıktan sonra, hani tedavi yapıldıktan sonra, tedaviye başlandıktan sonra bahsettiğiniz süre zarfında bulaştırıcılık ortadan kayboluyor. Peki hastalık ne zaman hastalığa evriliyor? O süreç nasıl işliyor? Bulaştırıcılık dediğim gibi tedavi olmazsa bulaştırıcılık devam eder. Mutlaka tedavi başlanması gerekiyor. Başka bir yolu yok. Yani hastalığın iyileşmesi için başka bir şey yok. Mutlaka ilaç tedavisi gerekiyor bu hastalarda. Kişi mikrobu aldıktan sonra, vücuduna mikrobu aldıktan sonra hemen hasta olmuyor. Biz onlara enfekte kişi diyoruz. Vücuduna mikrop olabilir ama haberi olmayabilir kişinin vücuduna mikrop olduğundan. Hastalık belirtileri hemen başlamıyor. %5'inde mikrobu alan kişilerin %5'inde yaklaşık 2 yıl içinde ortaya çıkabiliyor hastalık belirtileri. Diğer %5'inde de yine mikrobu alanların %5'inde de o 2 yıldan sonra hayatının herhangi bir döneminde ortaya çıkabiliyor. Mikrobu vücuda alanların sadece %10'unun hasta olma ihtimali var. %90'ı bütün ömür boyu mikrobu vücudunda taşır ancak hastalık belirtileri ortaya çıkmaz. Peki o ayrım neden kaynaklanıyor? Bundan bahsedebilir miyiz? Ayrım? Yani hastalık herhangi bir yaş diliminde, hayatın herhangi bir bölümünde ortaya çıkabilir ama bazıları da sadece taşıyıcı olarak devam edebilir dediniz. Doğru mu anladım bilmem ama neye göre bu şeyi
söyleyebiliyoruz? İnsanın bağışıklık sisteminin burada esas rol oynayan faktör. Bağışıklık sistemi kuvvetli olan bireyde mikrop baskılanmış olarak vücutta korunmaya devam ediyor. Vücutta kalıyor. Yani bağışıklık sistemi ne kadar kuvvetli olursa olsun veren mikrobun şöyle bir özelliği var. Vücut tamamen onu dışarıya atamıyor. Kendini saklıyor vücutta. Bağışıklık sistemi düzgün olduğu müddetçe herhangi bir sorun olmadan normal hayatına devam ediyor. Hiçbir sıkıntı yaşamadan. Ancak çeşitli kronik hastalıklara bağlı, işte HIV AIDS'e bağlı ya da normal rutin yaşlılığa bağlı başka bir ek faktör gelişince genelde bu durumlarda hastalığı görüyoruz. Bu durumlarda işte tabiri caizse hani yatar durumdaki mikrop uyanmaya başlıyor. Çevre koşulları uygun hale geliyor ve hastalık belirtileri bu şekilde kendini göstermeye başlıyor. Peki bir şey mi söyleyeceksin? Peki yan hastalıklarda bu veremin önemini daha da arttırıyor dediniz. Zararlı diye tabir ettiğimiz, mesela örnek vermek gerekirse sigara kullanan bir kişi ya da alkol kullanan bir kişi bu ihtiyaç denmez ama bu kullanımlar, bu hastalıkla arasındaki ilişkiden bahsedebilir miyiz? Var tabii, mı böyle bir şey? Sigara ve alkol kullanımı vücut direncini düşüren zararlı alışkanlıklar. Bu tür durumlarda hastalığın ortaya çıkması kolaylaşıyor. Yani uyuyan mikrobun uyanması kolaylaşıyor. Yani risk mesela daha fazladır şeker, diyebilir miyiz? Tabii ki daha fazladır. Şeker hastaları mesela yaş ilerledikçe biliyorsunuz şeker bazen kontrol altına alınamayabiliyor. O tür durumlarda eğer vücutta mikrop varsa kişi enfekte ise ortaya çıkıp hastalık yapabiliyor. Ya da astım hastası, kronik bir hastalığı var. Yıllardır astım hastası ve krizler sıklaşmaya başladı. Eğer vücutta mikrop varsa o zaman bu mikrobun uyanıp hastalık yapma ihtimali çok yüksek. Niye? Yine kanser hastaları mesela eğer kemoterapi alacaklarsa, radyoterapi alacaklarsa ya da vücut direncini düşüren başka durumlar varsa bunlarda hastalık. Vücutta mikrop varsa hastalık ortaya çıkabiliyor. Ama dediğiniz gibi sigara ve alkol en önemli nedenler, vücut direncini en çok düşüren kötü alışkanlıklar ise. Hastalıkla mücadeleyi zaten zor hale getiren faktörler de bunlar. Yani mikrop dünyada çok yaygın. Şu an 2 milyar yaşayan insandan bahsediyoruz. Dünya nüfusunun 3'te 1'i vücudunda bu mikropla yaşıyor. Aktif olarak yaşıyor normal. Herhangi bir sıkıntı yaşamadan rutin hayatına devam edebiliyor. İşte bunların her yıl yaklaşık 10-11 milyon yeni vaka çıkıyor dünya genelinde ama geriye kalanlar normal hayatlarına devam edebiliyor. Bunu bu yüzden yeryüzünden silmekte zorlanıyoruz. Çünkü asemptomatik seyrediyor. Çoğu kişi de asemptomatik seyrediyor. Yani? Hiçbir sıkıntı yaşamadan, hiçbir semptom vermeden yani normal bulaşan popülasyonun %99'unda hiçbir sıkıntı yaşamadan hayatlarına devam edebiliyorlar. Orada herhangi bir ek sıkıntı gelişirse, kronik hastalık gelişirse, dünyanın başına bela olan HIV AIDS hastalığı gelişirse arkasında tüberkülozu görüyoruz. Tüberküloz kendini hemen belli etmeye çalışıyor. Şu an dünyanın uğraştığı en önemli konulardan biri tüberküloz HIV birlikteliği. Bizim Türkiye'de vaka sayımız çok az, çok şükür bu açıdan şanslıyız. Ancak dünyada HIV sayısının, HIV vaka sayısının artmasıyla beraber bu tüberkülozda yıllarla beraber çok uzun emeklerle elde edilmiş tüberkülozdaki başarı maalesef tersine dönmüş durumda bazı ülkelerde. Birden bir tüberküloz hasta sayısında patlamalar görülebiliyor. Bu da HIV'le mesela bağlantılı oluyor. Tamamen bireyin direnç durumuyla, bağışıklık durumuyla ilgili bir durum. Peki belirtilerinden bahsedecek olursak neler söylersiniz? Az önce bulaşma yollarından bahsettik. Biraz hava yoluyla bulaştığını söylediniz. Öksürük yoluyla bulaştığını söylediniz. Biraz daha bunu detaylandıralım ve akciğer dışındaki organlara da bulaşma ihtimali var mı? Tabii demiştik ya, vücuda mikrobu alır kişi, en zayıf organ vücutta hangisi ise o kişi için en zayıf organ. Diyelim ki en zayıf organı karaciğeridir, gider karaciğere yerleşir. Ya da akciğeridir, akciğere yerleşir ve orada uyur kalır mikrop. Ne zaman hastalık olduğunu anlarız? Öksürmeye başlar. Geçmeyen bir öksürüğü olur kişinin. Tedaviye rağmen geçmiyordur. Önce
tedavi verilir öksürük için, başka hastalıklar düşünülerek. Biliyorsunuz gripte bile öksürük var, soğuk algınında öksürük var, bronşitte öksürük var. Başka hastalıklarda da öksürük var, akciğer hastalıklarında. Önce diğerlerini ekarte etmemiz lazım. Onları onlar değil dememiz lazım. Ama değil demek için de önce tedavi vermemiz lazım. Tedaviye rağmen kişinin geçmeyen bir öksürüğü varsa, 2-3 haftadan fazla süren bir öksürüğü varsa, bunun yanı sıra gece terlemesi, ateş, kilo kaybı, çok hızlı kilo kaybı olur kişilerde. Bir ayda 20 kilo kaybeden hastalar var. Kanserle de karışabilir bazı durumlar, ama özellikle bunlar varsa iştahsızlık, kilo kaybı, ateş, öksürük, gece terlemesi, bunlar bizim esas belirtilerimiz, veremdeki esas belirtilerimiz. Bunlar varsa veremi düşünüyoruz. Dediğim gibi başka organlarda da olabilir. Başka organlarda teşhisi biraz daha zor. Mesela geçmeyen bir idrar yolu enfeksiyonu. Tedavi görmüştür, uzun zamandır tedavi görüyordur ama geçmiyordur. Mikrobu idrarda tespit etmek çok zor. O zaman düşünmek lazım, tüberküloz olabilir mi diye. Önce tüberkülozu düşünmek lazım teşhis etmek için. Olabilir mi diye düşünmek lazım. Ondan sonra tanıya gitmek lazım. Şimdi örnek veriyorum, tüm bu bahsettiğiniz belirtiler, kilo kaybı, öksürük, gece terlemesi vesaire, tüm bunlar bende var. Örnek vermek gerekirse kendimden yola çıkıyorum. Ben evet, tüberkülozum, bu mikrop bende var diyebilir miyim? Diyemezsiniz. Hiç kimse diyemez. Hiçbir hekim de diyemez. Sizde tüberküloz var. Önce teşhisini koyması lazım. Çeşitli yöntemler var teşhis koymak için. O mikrobu görmesi lazım. Teşhisi koyması lazım. Filmi çekip filmde belirtileri görmesi lazım. Eğer bir akciğer tüberkülozuysa, bir akciğer grafisi çektiğinizde normal bir grafiden farklıdır. Veremli bir görüntüyle normal bir görüntü farklıdır. Bunun yanı sıra eğer kişi öksürüyorsa ve balgam çıkarıyorsa, balgam çıkarma da çok önemli. Balgam çıkarıyorsa o balgamı tahlil yapmak lazım. O balgamda o mikrobu görmek lazım. Biz o mikroba ARB diyoruz, asit rezistan bakteri. O mikrobu mikroskobik şartlarda, laboratuvar ortamında görmek lazım. Kesin teşhisi koymak için. Peki tanısı kondu. Şunu sorayım. Yine bir sorunun içinde iki cevap isteyeceğim sizden. Tedavisi, kesin bir tedavisi mümkün mü? Ve o tedavi süreci nasıl ilerliyor? Biraz o süreçten bahsedelim istiyorum. Tanı konduktan sonra hasta verem savaş dispanserlerimize yönlendiriliyor. İki tane dispanserimiz var Hatay'da. Hem Antakya bölgesinde hem İskenderun bölgesinde iki ayrı dispanserimiz var. Hasta oraya başvuruyor. Eğer tanı kesinleştirilmemişse henüz, tanı öncelikle tanı kesinleştiriliyor. Hasta tanısı kesinleştirildikten sonra tedaviye hemen başlanıyor. En kısa zamanda tedavinin başlaması lazım. Tüberküloz ilaçları dışarıda reçeteyle satılan ilaçlar değildir. Mutlaka verem savaş dispanserlerine gidilmesi gerekir. Yani ilaçların öyle bir tekel durumu vardır. Sadece dispanserden alınabilir. Bu hastaları takip etmeme imkanımızı sağlar. Bu yüzden ilaçlar en kısa sürede hastaya başlanır. Kontroller önerilir. Aile hekimi ve toplum sağlığı merkeziyle iletişime geçilir. Hastanın hem iş hayatında hem sosyal hayatında birebir iletişimde bulunduğu kişiler dispansere çağrılır. Orada da kişilerde herhangi bir hastalık var mı yok mu onlar kontrol edilir. Tarama programının parçası olarak. Onlar da hasta tespit edilirse onlarda da tedaviye başlanır. Tedavi tespit edilmezse bazı durumlarda işte koruyucu tedavi dediğimiz bir tedavi gerekebiliyor. Eğer herhangi bir sorun tespit edilmezse hiçbir şey yapılmaz. Sadece herhangi bir semptom gelişirse başvurmaları söylenir. Onun dışında tedaviye başlanır. Tedavi uzun süren bir tedavi. En az bir 6-8 ay sürmesi gerekiyor. Normal tüberküloz hastası, herhangi bir direnci olmayan, hiçbir sıkıntısı olmayan bir kişide tedavi 6-8 ay sürüyor. Tedavide kullanılan ilaçlar ağır ilaçlar, zor ilaçlar. Kullanılması gerçekten kişiye zahmet verici ilaçlar. Bu yüzden hani tüberkülozun tedavi kısmı bizi çok üzerinden çok uğraştığımız konulardan biri. Çok zorluyor bizi gerçekten. Hastayı da çok zorluyor. Yan etkiler ortaya çıkabiliyor, bazı yan etkiler. Ama bu gerekli eğitimleri veriyoruz hastaya, ailesine. Ne yapması gerektiğini söylüyoruz. Aile hekimine yönlendiriyoruz. Aile hekimine sürekli iletişim halinde
tüm tedavisi boyunca beraber takip ediyoruz hastayı. Bu şekilde izliyoruz. Peki direnç süresi, bu bahsettiğiniz tedavi süresinin kısalması ya da uzamasında bir rol sahibi mi? Bahsedebilir miyiz bundan? Evet. Direnç maalesef hani eğer tüberkülozlu hastada direnç tespit edilirse bu çok ciddi bir durum. Tedavi süresi minimum 24 aya kadar çıkıyor. 24 ay 2 yıl boyunca aralıksız her gün düzenli olarak ilaçların alması gerekiyor anlamına geliyor. Ayrıca kullanılan ilaç sayısı 3-4 kat artıyor. Kullanılan ilaçların maliyeti çok artıyor. Tamam, veremsiz ilaç dispanserlerinden ücretsiz alıyoruz ancak bir de ülke ekonomisine baktığımız zaman normal veremli bir hastanın tedavisi normalde atıyorum $100 civarı bir şeyken ki 200 civarı bir şey yapıyor, 250 civarı bir şey yapmıyor. $100 civarı bir şeyken dirençli bir tüberkülozun 2 yıl sürecek tedavisi yaklaşık $10,000 mal oluyor. 100 katlık bir farktan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu yüzden hani ısrarla tüberküloz hastasına doğrudan gözetimle tedavi dediğimiz bir her ilacın nasıl hastaya bizzat içirilerek hastanın takip edilmesi esasına dayanan bir tedavi sistemimiz var tüberkülozda. DGT sistemi, işte DGT stratejisiyle hastalara yaklaşıyoruz ki aman bu tamam zor ilaçlar, ağır yan etkisi fazla, hasta İşte kısa sürede iyileşiyor, ilaçları alıyor, 2 haftada hiçbir sıkıntısı kalmıyor ama 6 ay boyunca bu ilaçları en az 6 ay boyunca sürekli kullanması gerekiyor. Aman ihmal etmesin, aman ilaçları bırakmasın, yoksa hastalık tekrar nükseder, dirençli hale getirir, hastada hiç beklenmeyen sıkıntılara neden olabilir. Bu yüzden de doğrudan gözetimli tedavi dediğimiz bir stratejiyle hastalara yaklaşıyoruz. Stratejinin kapsamından belki Gündür Hanım bahsetmek ister, DGT stratejisinde. Şunu da sorayım, isterseniz şununla beraber cevap verin. Şimdi size bu bahsettiğiniz görevler düşüyor bu tedavi süreci içerisinde. Peki hastaya ya da yakınlarına sadece o ilaçların doğru ve zamanında kullanımı gibi bir sorumluluk mu düşüyor? Başka bir yapmaları gereken şeyler var mı? En önemli yapmaları gereken şey o. İlaçların düzenli kullanılmasına yardımcı olmak. En önemli yapmaları gereken o. Tabii bu arada kişinin koşullarının, yaşadığı yerin koşullarının daha iyi olması lazım. Sürekli havalandırılan bir yer olması lazım. Çünkü havalandırma çok önemli. Mikrobun yayılmasını engelliyor. Kişiye bulaşmasını engelliyor. Havalandırma çok önemli. Yapacakları bunlar yani. Ailenin yapacakları. Zaten hasta ilk geldiğinde mutlaka yakınlarıyla birlikte, ailesiyle birlikte biz hastayı ele alıyoruz ve hem hastaya eğitim veriyoruz hem yakınlarına eğitim veriyoruz. Ne yapacaklar? Hastanın durumunda en ufak bir değişiklik olduğunda, iyi ya da kötü yönde bir değişiklik olduğunda bizi haberdar etmeleri lazım ki biz anında müdahale edebilelim. Bir yan etki olduğunda aile sağlığı merkezleri yapıyor takiplerini. DGT dediğimiz doğrudan gözetimli tedaviyi aile sağlığı merkezleriyle birlikte yapıyoruz. Ama aileyle birlikte işbirliği içinde olmak lazım. Hastanın ilaçlarını düzenli kullanması için. Hastayı her gün mesela iğnesi olduğu zaman, tedavinin içinde bazen iğne de olabiliyor. İğnesi olduğu zaman o hastayı her gün aile sağlığı merkezine götürüp iğnesini yaptırabilmeleri lazım. Onların götürmesi lazım. Aile sağlığı elemanları eve gitmiyor. Hastalar aile sağlığı merkezlerine geliyor. Doğrudan gözetimli tedavide mutlaka ilacını içtiğimizden emin olmamız lazım. İlk tedaviye başladığında bir hasta, normal yetişkin bir insan, ilk tüberküloz tedavisinde günde yaklaşık 10 tane hap içiyor aç karnına. Kolay bir şey değil. Ve tedavisi Hasan Bey'in de dediği gibi en az 6 ay. Bu bir yıla çıkabiliyor. Mesela menenjit tüberkülozda beyinde bir yer tutulmuşsa o zaman bir yıla çıkıyor tedavi süresi. 2 ay boyunca hasta her gün en az 4 tane hap içmek zorunda. 10 tane hap içmek zorunda. 4 çeşit. Daha sonra da 3 tane en az günde hap içmek zorunda. Bu kolay bir şey değil. Bu yüzden aileyle işbirliği çok önemli. Ha, dirençli olursa ne zaman dirençli olur, ne zaman dirençli hale gelir? Aile işbirliği yapmazsa, hasta tedavisini aksatırsa, eğer düzenli bir gözlem yapılmazsa, doğrudan gözetimli tedavi düzgün yapılmazsa ve
İlaçlara ara verir, işte 3-5 gün içer, birkaç gün içmez ya da bir ay içer, sonra ara verir, birkaç ay içmez, tekrar başlar. Bu tür durumlarda kullanılan ilaçlara karşı direnç gelişebiliyor. Biz buna dirençli tüberküloz diyoruz. Peki o direncin oluşmasından sonra ilaç direnci oluşmuş hastalarda nasıl bir yol izliyorsunuz? Sanırım mücadele daha bir zorlaşıyor diyebilir miyiz? Çok daha zor. Çok daha zor çünkü Hasan Bey'in de dediği gibi en az kullanılan ilaçlar zaten 2-3 katına çıkıyor. 10 tane içerken ilk başta 2 ay sadece 10 tane hap içiyor. 2 ayın sonunda 3 taneye düşürüyoruz biz onu. Ama dirençli hale gelirse 24 ay boyunca yaklaşık 25 tane hap içmek zorunda her gün. Ve bu ilaçların yan etkilerini düşünün. Farklı farklı ilaçlar, çoğu yeni kullanılmaya başlayan ilaçlar direnç tüberküloz tedavisinde. Hem hastanın uyumu daha zor oluyor bu tür ilaçlarda. Yan etkiler daha fazla oluyor. Ölüm riski daha fazla oluyor. Çünkü iyileşmiyor. Mikrop giderek vücuda yayılıyor. Bu yüzden direnç tüberküloz şu anda bütün dünyada çok önemli bir problem. Bu hale gelmemesi için de yapılacak en önemli şey doğrudan gözetimli tedavi. Hastaya ilacını vereceksiniz, içtiğinden emin olacaksınız. Verdim, hadi tamam, gittin değil. Biz hastaya ilacı verdikten sonra en az bir 15 dakika oturtuyoruz hastayı. Ağzını kontrol ediyoruz, içti mi içmedi mi, dilinin altına sakladı mı? Niye öyle bir şey yapma gereği duysun? Yapabilir. Bu tür vakalarla karşılaşılıyor galiba. İçtim peki, diyebilir yani. İlaçlar gerçekten çok ağır ilaçlar. Çok ağır, evet. Hem büyük yutması zor, hem ciddi yan etkileri olan ilaçlar. Bu yüzden bir de hasta tarafından baktığınız zaman hasta ısrarla kendisinin iyileşmiş olduğunu iddia ediyor. Yani ilaçları almaya başladıktan en geç 2 hafta içinde tüm semptomları düzeliyor. Hiçbir semptomu olmayan bir kişiye siz daha en az 5,5 ay boyunca aynı ilaçları ısrarla içirttirmeye devam ediyorsunuz. Hasta da isyan ediyor. Diyor ki yani zaten zor, zaten yutamıyorum, zaten yan etkisi fazla, zaten ben iyileştim. Niye yutayım diyor. O yüzden sürekli bir mücadele halindeyiz. Peki tedavi süreci içerisinde o hasta kişinin ailesi ve çevresinde nasıl bir gözetim süreci işliyor? Az önce bahsetmiştim yani hastalık tespit edildikten sonra mutlaka kişi hem sosyal çevresi hem iş çevresi dispansere çağrılıyor. Eğer kişide toplu yaşam alanında ikamet ediyorsa, çadırda, yurtta, bunun gibi bir yerde ya da okul durumu varsa okulda genel tarama yapıyoruz. Ya da çadırda, yurtta genel tarama yapıyoruz. Oradaki tüm kişileri gidip yerinde tarıyoruz. Eğer öyle bir durum yoksa, normal ailesiyle beraber yaşayan bir kişi ise ailesini dispansere çağırıyoruz. Her birinden yayma yapıyoruz. Gerçekten bir de PPD dediğimiz bir şey var. Deri testi var. Deri testiyle mikrobun gerçekten bulaşıp bulaşmadığını kontrol ediyoruz. Semptomu olanlarda balgam istiyoruz. Bu gibi durumda daha sonra hepsi teker teker inceleniyor ve bulaşan kişilerde yani bulaş var mı, çevresinde bulaş var mı yok mu ondan emin olmaya çalışıyoruz. Eğer şüphelendiğimiz bir durum varsa hemen koruyucu tedaviye başlıyoruz. O nedir? Biraz bahsedelim mi? Koruyucu tedavi aile ve çevredekiler için mi bahsediyoruz? Biraz detaylandıralım mı bunu? Şimdi koruyucu tedavi yine ilaç tedavisi şeklinde. Eğer kişi vücuduna veren mikrobu almışsa ve ailede akciğer veremi olan, bulaştırıcı veremi olan bir birey varsa, tedavi görmekte olan bir birey varsa, zaten tanı konana kadar çevresine bulaştırma ihtimali yüksek. Dediği gibi Hasan Bey'in bir test yapıyoruz, bir deri testi. Deri testiyle kişinin bu mikrobu vücuduna alıp almadığını anlıyoruz. Ve daha sonra diyelim ki bizim beklediğimiz değerden yüksek bir değer çıktı. Normal değerleri var. Onun üzerinde bir değer çıktı yaptığımız test sonucu. O zaman özellikle küçük çocuklarda, 15 yaşına kadar olan çocuklarda mutlaka bir koruyucu ilaç veriyoruz. Çünkü bunlar da direnç biraz daha düşük yetişkinlere göre. Dışarıdan gelen etkenlere karşı vücut direnci biraz daha düşük.
Onlara bir tek ilaçla, hastanın kullandığı ilaçlardan bir tanesi, hatta en küçük olanı öyle diyelim. Çünkü ilaçlar gerçekten çok büyük, yutması zor. En küçük olanı bir ilaçla koruma tedavisi veriyoruz. Yani hastalığın o anda vücuttaki mikrobun ortaya çıkıp hastalık yapmasını önlüyoruz. Koruyucu tedavi dediğimiz bu. Bu hasta kişinin yakınlarında tespit ettiğimiz zaman. Koruyucu olarak aşı da var biliyorsunuz. Onu da çocuklara yapıyoruz 6 yaşına kadar. Ondan daha sonra bahsederiz. Peki bir deri testinden bahsettiniz. Bunu da biraz detaylandıralım bu testin sonuçlarından. Eğer sonuçlar bir pozitif olgu içeriyorsa bunda tedavi gerekiyor mu? İşte eğer kişi bulaştırıcı veremse mutlaka koruyucu tedavi vermek gerekiyor. Bu deri testi yüksek çıkarsa o kişiye bulaştırıcı vereme olan. Diyelim ki babası veremli, çocukta yüksek çıktı deri testi. Önce değerlendiriyoruz o kişi hasta mı değil mi? Hı hı. Sadece deri testi yüksek çıkmışsa, hastalık yoksa o zaman korumamız gerekiyor. Dediğim gibi bu da hastalığın ortaya çıkışını önlemek amacımız. Yine 6 ay boyunca koruyucu tedavi veriyoruz. O tek ilacı 6 ay boyunca içmesi gerekiyor kişinin. Şunu merak ediyorum. Peki nasıl hiç bulaşmayız ya da nasıl korunabiliriz? Söyleyebilir miyiz? Şunu şunu yaparsak bu mikrobu barındırmayız ya da daha az barındırırız gibi bir cevap almamız mümkün mü? Şimdi mikrobun özelliklerinden bahsederken mikrobun ne kadar yaygın ve bulaşım ne kadar kolay olduğundan bahsettik. Yani aslında şu an tarama yapsak 3'te 1'imizde bu mikrop zaten vücudumuzda bir şekilde var. Bununla yaşıyoruz. Basil yükü dediğimiz bir kavram var. Yani kişinin maruz kaldığı mikrop sayısıyla ifade, mikrop sayısı diye tabir edebiliriz. Basil yükünü minimuma indirmek için ne yapmamız lazım? Ne kadar az mikropla karşılaşırsak, vücuda giren mikrop ne kadar az olursa kişinin hastalanma ihtimali o kadar azalacaktır mantığıyla. Özellikle tüberküloz kontrol programlarının olmazsa olmazı en kritik kısmın tüberküloz hastalarının erken dönem tespit edilerek hemen tedaviye başlanması. Tedaviye başlanır başlamaz birkaç gün içinde bulaştırıcılığı tamamen söndürüyoruz, tamamen bitiriyoruz. Ancak o döneme kadar kesinlikle bulaştırıcı olmaması için ne yapmalıyız? Kişinin ilk birkaç gün kendini izole etmesi lazım. Dışarı çıkacağı zaman maske takması lazım. Çevresine bulaşmaması için işte özellikle havalandırmaya çok önem vermesi lazım. İlk birkaç günlük bir koruma yeterli. Biz mesela bununla ilgili risk grubu olan meslekler var. Sağlık personeli olmak da mesela bir risk grubu olarak geçiyoruz tüberküloz hastalarına. Aktif tüberküloz hastası olduğumuz kişi eğer varsa ve temas etmemiz gerekiyorsa, işte bir ameliyat gerekir, başka bir durum gerekir ya da rutin kontrol muayenesi sırasında hala ısrarla yayma pozitif ve bulaştırıcılığı aktif olan hasta varsa bizim de kişiye yaklaşırken maske kullanmamız gerekiyor. Onun dışında vücudumuzda aktif olan ve şu an uyuyan mikrobu nasıl uyandırmayız kısmının cevabı sağlıklı yaşam. Yani sağlıklı yaşam pratikleri dediğimiz sigarasız, alkolsüz, normal işte hareketli yaşam ve kişinin kendini sağlıklı olarak koruması için gerekli faktörlere dikkat etmesi kişiyi tüberkülozdan da koruyacaktır. Bunlara artık sağlığa bütüncül olarak yaklaşmak gerekiyor. Peki şunu söyleyebilir miyiz? Verem aşısı veremden korunmada etkilidir diyebilir miyiz ya da etkiliyse ne kadar etkili ya da etkili değil mi? Verem aşısı tabii ki etkili koruyuculukta ama direkt hastalıktan korumuyor. Verem aşısı bazı öldürücü türleri var. Mesela menenjit tüberküloz, mesela miliyer dediğimiz yaygın tüberküloz. Ve özellikle çocuklarda daha önce bahsetmiştik, direnç çok düşük olduğu için biz 6 yaşına kadar verem aşısını uyguladığımızda özellikle bu ölümcül durumlardan korumuş oluyoruz. Verem aşısının özelliği bu. Bir koruyuculuğu var tabii ki. Peki verem hastalığına yakalanan bir kişinin tedavi sürecinden sonra tekrar başa dönme gibi bir durumu söz konusu olabilir mi? Tekrar o süreci yeniden yaşama gibi bir ihtimal diyebilir miyiz ona? Var mı öyle bir ihtimali? Maalesef var.
kişi yani tedavinin tamamlandıktan sonra kişide tam kür diyebileceğimiz bazı kriterler var. Hani hasta tamamen iyileşti diyebileceğimiz bazı dönemlerde alınan işte yayma örnekleri var. Kişinin semptom durumu var. Biz bu klinik duruma göre kişi tamamen iyileşti ya da henüz iyileşemedi diyebiliyoruz. Tedaviye rağmen yanıt alamadığımız vakalar var. Ancak tedaviden sonra yani tamamen tedaviye yanıt verip belli bir süre hani hiçbir semptomu olmadan bir süre sonra yeniden hastalık semptomlarıyla gelen kişiler de var. Önceden tüberküloz geçirmiş olmak yeniden tüberküloz geçirmek için bir risk faktörü oluyor. Yani o grupta tüberküloz eğilimi daha fazla oluyor. Yani bünye genel olarak bağışıklık sisteminde bir zayıflık söz konusu olduğu için bu kişiler daha çok daha sonra tekrar tüberküloz açısından tekrar değerlendirilebiliyor, tekrar pozitif çıkabiliyor. Bu yüzden kişinin önceki öyküsünde tüberküloz varlığı mevcutsa, tüberküloz mevcutsa sonradan ki muayenelerinde, sıkıntılarında mutlaka bunu dile getirmesi gerekiyor. Ben önceden böyle bir hastalık geçirdim. Hani hekimine bu konuda bilgi vermesi gerekiyor ki hekimin de aklına gelsin, o konuyla ilgili araştırma yapabilsin. Peki sosyal yaşamdan bahsedelim mi biraz? Hastalık kişilerin sosyal yaşamlarından nasıl davranmaları gerekiyor? Normal hayatlarına devam edebilirler mi yoksa kendilerini soyutlamaları mı gerekiyor? Hayır, eskiden bu kadar ilaç yokken, tedavi bu kadar bilinmezken, tek ilaçla tedavi döneminde sanatoryumlar varmış. Hatta Türkiye'de de 1925 yılında açılan bir Heybeliada sanatoryumu var. Daha sonra kapatıldı. Çünkü gerek kalmadı. Orada işte temiz hava, bol gıda ve tek bir ilaçla izole edilerek hastalar tedavi ediliyordu. Fakat şu an izole etmeye gerek yok. Biz sadece bulaştırıcılık döneminde özellikle tedaviye başladıktan sonraki ilk 20 gün, bir ay diyelim biz ona. O bir ay bizim için çok önemli. O bir ayda hastayı tamamen toplumdan soyutlamak değil. Sadece diyoruz ki işte evin içinde olduğun zaman bir maske takmasını öneriyoruz. Çünkü kapalı ortamda bulaşıyor. Açık havada buna bile gerek yok. Ama bir arabaya binerse, yine kapalı bir ortama geçerse maske takmasını öneriyoruz kişinin. Ve özellikle gece yatarken diyoruz, sadece gece yatarken ayrı bir odada yatmasını öneriyoruz. Çünkü solunum yoluyla bulaşıyor sadece. Bahsetmiştik en başta. Başka bir şekilde bulaşmıyor. O yüzden hastayı izole etmeye gerek yok. Ama eğer çalışıyorsa özellikle ilk 2 ayda 10 tane ilaç içiyor demiştik. Günde 10 tane ilaç içmek kolay değil. İlk 2 ayda bu ilaçların yan etkileri olabilir. Ağır ya da hafif yan etkileri olabilir. Bu yüzden 2 ay kişinin eğer çalışıyorsa çalışmasını istemiyoruz. Daha sonra tabii ki dönebilir ama bulaşıcılık döneminde özellikle hastanın dinlenmesi gerekiyor ve sadece geceleri yalnız yatması gerekiyor. Peki özel bir beslenme programı ya da özel bir diyet programı öneriyor musunuz? Yani kişi nasıl beslenmesi doğrudur? Neler söyleyeceksiniz? Özel bir diyet programı yok. Zaten ilk başta kişiler geldikleri zaman halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybıyla geliyor demiştik. Zaten canı bir şey istemiyor ilk geldiği zaman hastanın ama ilaçları kullanmaya başladıktan sonra iştahı da açılmaya başlıyor. Özel bir diyet programı yok. Sadece bağışıklık sistemini güçlü tutması gerekiyor, beslenmesine dikkat etmesi gerekiyor. Canın ne istiyorsa yediyoruz biz mesela. Bağışıklık sistemini güçlendirecek şeyler olabilir. Hani bal, pekmez, bu tür şeyler, hani C vitamini. Bunlar tabii ki bu tür yiyecek. Bunlar tabii ki güçlendirir ama ekstra önerdiğimiz bir şey değil. Yani ekstra bunları da al demiyoruz. Sadece beslenmesine dikkat etmesi gerekiyor. Peki Halk Sağlığı Müdürlüğü verem hastalığı ile ilgili olarak ne tür çalışmalar yapıyor? Biraz bundan bahsedelim sona doğru. Evet. Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi verem hastalığıyla ilgileniyor özel olarak. Verem hastalığıyla ilgili iki tane dispanserimiz var. Bahsetmiştim hem Antakya hem İskenderun'da iki tane dispanserimiz var. Orada hekimlerimiz, sağlık personelimiz var. Sürekli onları biz takip ediyoruz. Çalışmaları aylık ve dönemlik çalışmaları var. Tüm çalışmalarını beraber değerlendiriyoruz. İlimizde bizi ilgilendiren herhangi ek bir durum, beklenmedik bir durum varsa analizini beraber yapıyoruz.
birlikte değerlendiriyoruz, sorunu çözmeye çalışıyoruz. Aktif sürveyans dediğimiz bir olay var. Aktif sürveyansta hastalık, yani verem hastalığı ile ilgili bildirim yapan hastanelerin düzenli olarak ziyarete esasına dayanan bir takip sistemi tüberküloz için kullanılıyor. İlimizde bulunan hastanelerin düzenli olarak ziyaretlerine gidiyoruz. Verem Savaş Dispanserimizle, il koordinatörümüzle beraber. Oradaki tüberkülozla ilgili çalışmaları yerinde görüyoruz, bildirimlerini görüyoruz. Bildirimlerin takibi yeterli şekilde yapıldı mı, düzenli bir şekilde yapılıyor mu? Bunları yıllık olarak raporluyoruz. Toplantılarımız var, aktif sürveyans toplantımız var, verem kontrol kurulumuz var. Yine farklı kurumlardan, farklı hastanelerden üyelerin olduğu kurumlar var. Bunların yıllık belli periyotlarla toplanması gerekiyor. Bunlar da yine ildeki tüm verilerimizi değerlendiriyor. Gerekirse dünya gündemi, Türkiye gündemi, Türkiye'de ne durumdayız, hangi ilaçlar yeni olarak geliyor, hasta takip ederken nelere nasıl dikkat etmemiz lazım ya da ne gibi sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Bunları beraber değerlendiriyoruz, tüm ekiple beraber, öyle söyleyeyim. Büyük bir mücadele var, yani tüberküloz arka planında ciddi bir emek, çok yoğun bir emek var. Bununla ilgili sürekli bir takip gerekiyor. Bunu ihmal etmemek lazım. Şu an vaka sayımız hani 90'lı yıllara kıyasla neredeyse yarı yarıya düştü. Ancak bunu herhangi bir gevşekliğe yol açmasına izin vermememiz lazım. Çünkü en ufak bir gevşeklik durumunda tüberküloz direkt ortlayabilir. Çok ciddi bir şekilde toplumda yayılabilir. Bu yüzden yani bu çalışmaları titizlikle yürütüyoruz. Peki son olarak neler söylemek istersiniz Sayın Baruçu ve Zubaroğlu? Şimdi verem aslında çok kolay bulaşan bir hastalık. Hava yoluyla kapalı ortamlarda çok kolay bulaşan bir hastalık. Hijyen, hijyen, hijyen diyoruz biz onun için. Veremden korkma, geç kalmaktan kork. Sloganımız bu bizim her zaman. Hijyene önem verdiğimizde, havalandırmaya önem verdiğimizde, hava akımı olduğu zaman çünkü dağılıyor mikrop. Buna önem verdiğimizde, düzenli beslendiğimizde, yeterli ve dengeli beslendiğimizde, sağlıklı yaşamla veremden korkmuyoruz. Sayın Zubaroğlu, sizden de alalım son olarak. Tüberkülozda, yani tüberkülozun akla gelmesi çok önemli. Özellikle ısrar eden öksürük, 2 haftayı, 3 haftayı geçen, henüz düzelmeyen öksürük durumunda, ilaca rağmen düzelmeyen öksürük durumunda hem kişilerin hem hekimlerin tüberkülozu akıllarında tutmasını istiyoruz. Çünkü tüberküloz akla gelince tanısı kolay, ancak gelmeyince tanısı imkansız bir hastalık. Mutlaka kişiler tüberküloz olabilir miyim diye düşünsün. Hani ben nasıl olsa gencim, sağlıklıyım, bu yaşlarda tüberküloz beklenmez, benim ek bir hastalığım yok, ben niye tüberküloz olayım ki falan şeklinde bir yaklaşıma girilmesin. Israr eden öksürük bizim için en önemli kriter. Böyle bir durumda mutlaka başvursunlar, tüberkülozdan şüphelendiklerini söylesinler. Gerekli tetkikleri yapılır, kesin tanısı konur. Peki, çok teşekkürler. Buyurun. Dediğimiz gibi verem aslında hem korkulacak hem korkulmayacak bir hastalık. Hasan Bey'in de dediği gibi böyle bir durumda, yani inatçı bir öksürük olması durumunda verem savaşlarda her şey ücretsiz. Benim böyle bir şüphem var diye kişiler geldiğinde her türlü tetkikleri yapılır. Hani benim sosyal güvencem yok, niye gideyim, nereye gideyim diye düşünmesinler. Verem savaşlarda bu tür durumlarda, şüphe durumunda her şey ücretsiz, rahatlıkla başvurabilirler. Bir de bana bir şey olmaz mantığı var çoğumuzda. Her kesimde görülebiliyor verem. Yani biz sosyoekonomik durumdan bahsettik ama zannetmesin ki herkes sadece sosyoekonomik düzeyi düşük olanlarda görülüyor. Zannetmesinler. Toplumun her kesiminde, her yaşta görülüyor. 100 yaşında hasta da var, 9 aylık hasta da var. Erkek de var, kadın da var. Hiç sosyal güvencesi olmayan, sosyoekonomik düzeyi çok düşük olan da var, çok yüksek olan da var. Yani o yüzden bende olmaz diye düşünmesin kimse. Peki, çok teşekkürler Sayın Baruçu ve Zubaroğlu. Evet sevgili seyirciler, gündeme dair de bu akşam kulak ardı edilen ancak herkesi ilgilendiren bir konuyu konuştuk. Veremi konuştuk. Hastalığın detaylarını, tedavi yöntemini, bulaşma sürecini, tedavi sürecinde neler yaşandığını ve kişiye, topluma neler düştüğünü stüdyo konuklarımızla
konuştuk. Doktor Gülnur Barutçu Atay Tüberküloz İl Koordinatörü bizimleydi ve Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şube Tabibi Doktor Hasan Zubaroğlu bizlerleydi. Yorumlarını paylaştılar. Düzenli ve dengeli beslenmenin önemli rol oynadığını söylediler. Biz de o zaman kapatalım. Erişim başı sağlık diyoruz. Kendinize iyi bakın çünkü yaşanacak ve görecek güzel günler bizi bekliyor. İyi akşamlar.